Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi size konumuz bu değil. Konumuz vakfı hayat. Fakat bir şahit olduğum, öğrendiğim değil, şahit olduğum, zannediyorum kitaplardan da göremezsiniz. Ancak kitaplardan veya benim konuşmalarımdan öğrenirsiniz, duyarsınız ama şahit olamazsınız. Şahit olmak ona yaşamaktır. Ona yaşamak veya onu yaşamaktır. Şimdi ona ait bir şey anlatacağım şimdi. Bakayım kimin işine yarar? Emre'nin işine yarar gibi geliyor. Bu görüyor musunuz? Şu nedir? Şöyle kapatayım. Var. Bu disktir. Bu döner. İçi yani. Bu okuyandır. Şu. Şahit. Düştüğü zaman hep şahit. Bu şahit oluyor. Yani bu ileri geri gidiyor bak kardeş. Tamam mı? Düştüğü zaman bu bozulmasının sebebi bu oynuyor. Bundan şüphesi olan var mı? Tamam. Arkadaşlar, hafızanız böyle bir şey. Böyle değil de düşünmek için. Şimdi acayip bir kural var. Hasan yazılacak ses veya görüntü. H buradadır, şurada, dışarıda. A şuradadır, içeride. S buradadır. Tekrar A buradadır. Nun buradadır. Her şey her yerde. Her şey her yerde. Yani böyle sırayla Hasan. Şöyle değil yani. Konumuz bu değil. Mesela Hasan böyle yazılır. Disk ise şöyle yazılır. H buradadır. A buradadır. Burası merkez. Şimdi buradadır. Nun şuradadır. S şuradadır. Tekrar A şuradadır. Disk böyle. Yani nizamsız mı böyle yani? Harfler? Dağınık. Dağınık. Melek. Böyle değil. Şimdi buna ne anlatıyorsun? Düşüncelerinizin içindeyken düşüncenizi kontrol edemezsiniz. Bir daha. Dağın içindeyken dağa hakim olamazsınız, dağı göremezsiniz. Dağ içindesiniz. Dağı göremezsiniz. Dağa hakim ve görmek için dağın dışında olmanız lazım. Düşüncelerinizle mücadele ederken, düşüncelerinizle daha çok dibe gidiyorsunuz. Düşüncelerinizin içindeyken düşüncenize hakim olamazsınız. Kontrol edemezsiniz. Ancak o düşünceye başka, onun içerisindeki meratiplerden olmayan, soru cevapla dibe götürüyor sizi orada. O düşüncenin cinsinden olmayan, başka bir düşünce getirilmezse bunu bloke edemezsiniz. Kur'an bu yöntemi kullanıyor. Her bir ayet müstakildir.
Mesela bir edebiyatta giriş, gelişme, sonuç var. Aynı manaya gider. Kur'an'da öyle değil. وَالْجِبَالَ اَمْتَادَ وَخَلَقْنَكُمْ اَزْوَاجًا Ne alakası var? وَالْجِبَالَ اَمْتَادَ Dağlar. Dağları. Kazık yaptım diyor. وَخَلَقْنَكُمْ اَزْوَاجًا Sizi zevçez, yani çift çift yarattım. Ne alakası var? Karşısına başka bir şey getiriyor. Bir şeyin devamı değil. Dağları dik yaptım çünkü şöyledir, böyledir sayfalarca ayet gitmiyor. Bir tane vel cibale evtada niçin kazık gibi yaptım? O ayetin içindedir o. Ve halaknakum ezvaca ve cennenevmekum subata ve cennenevmekum subata size geceyi İstirahat örtüsü yaptım. Ne alakası var diyeyim ben böyle. Şimdi Risale diyor ki her bildiğinizi, her doğruyu her yerde demeyiniz. Bilgiler yok mu doğrular? Var. Eğer sistem düz yazılmış olsaydı Player'e bastığın gibi hepsi çıkmak zorundaydı. Farklı farklı yerlerde yazıldığı için her bildiğini, her doğruyu her yerde dememe iktidarı sendedir. Ben konuşurken harfleri sıralıyorum. 2. Kelimeleri sıralıyorum. 3. Cümleleri sıralıyorum. Öyle mi? Öyle değil mi? Değil mi öyle demiyorum bak. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın, öyle, ö, y, l, e harfleri sıralıyorum. Öyle değil mi arkadaşlar? Kelimeleri sıralıyorum. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bu buna şahit değil misiniz? Ona dikkat ederseniz gibi cümleleri de sıralıyorum. Bu bana ait şu anda. Ama bilgi sıralı değil. Çünkü seni kontrol etmesin diye. Eğer bilgiler sıralı dizilseydi, bilgiler seni kontrol eder. Sen onun dışına çıkamazsın. Yani bildiğin şeyle amel etmek zorunda kalırdın. Bildiklerini söylemek zorunda kalırdın. Play'ine bastığın anda teyip söylemek zorunda kaldığı gibi. Lef-i Mahfuz'da Kur'an levha olarak var, ayet olarak yok. Lef-i Ezeli. Oradan sistem olarak iniş sistemi vahiy peygamberde o levha ayete dönüşüyor. O kadar cami şeyler anlattım ki her birisi yani her birisi en az yarım saat bir saat sohbet ister. Şimdi geliyorum başa. Çabuk anlattım ki konumuz bu değil. Düşünceleriniz geldi. Hayır ya, cevap veriyorsun. Öyleydi, böyleydi. Düşüncelerde kurtulurken soru cevap yaparak dibe iniyorsun. Aynı yerdesin, çıkışın mümkün değil. Orada çıkamazsın. Cevap vermek dibe inmektir. Daha seni içeriye çekiyor. Dibe derken daha merkeze çekiliyorsun. Mesela bir misal söyleyeyim. Yaşadığımı söyleyeyim size. Misal derken yaşadım. Birisi telefon etti bana. Hakaret etti, etti, etti. Telefonu da suratımı kapattı gitti. Ondan sonra Allah Allah. Şimdi yürüyorum. Bunun ne kadar hakikat payı vardı diyorum. Bak şimdi. Şu kadar vardı. Ama yani hadi böyle bağırmasına değil. Hani telefonu kapatmasına şöyle dursun. Bağırmasına hiç sebep bir şey yok. Kendimi savunmak için demiyorum. Cevap veriyorum şimdi. Kendi kendime. O bitmiş yani. O olay bitmiş. Yaşadığımı söyleyeceğim. Bak çaremi de söyleyeceğim. Siz de bu cinsten yaparsınız.
Ya aslında öyle değil ya. Bu konuda yanlış. Böyle mi zannetti? Niye ama zannetti? Aslında öyle zannetmiyorsun. Doğru olabilir ya. Ama ben böyle demiştim. Bütün o varsayımlar güya onun bana yaptığı tazikten, sıkıntıdan kurtulmak için cevap arıyor. Niye dedi bana? Öyle mi zannetti? Üstü zannediyorum. Herhalde sıkıntılıydı. Birisine kafayı taktı. Ama bana niçin yaptı böyle? Yani onun bana yaptığı sıkıntıdan kurtulmak için yaptığı harekete cevaplar arıyorum değil mi? Ne kadar doğru en sonuçuna varsam bile bu hakikaten suçsuzdur. %100 ben suçluyum. O öyle oldu falan desem gene o tazikten kurtulamazsın. Baktım ki her bir müspet cevap dahi beni merkeze çekiyor. Hemen karşısına hayat-ı kainatın ruhudur. Şuur-u kainatın aklıdır vahyi Kur'ani. Dedim nasıl oluyor bu? Ne alakası var değil mi konuyla? Hayat-ı kainatın ruhudur. Şuur-u kainatın aklıdır vahyi Kur'ani. Ya dedim kainatın hayatının hayatı nedir ya? Kainatın şuurunun şuuru varmış bir de o şuurun şuuru aklı varmış. Vahyi Kur'an. Alternatif bir düşünce getirdim. O telefonu bana kapatma meselesi kapandı. Anladınız mı? Kur'an şöyle yapıyor. Telefonu kapattı işte. Suratımıza telefonu tak tak alıyor kapattı. Sonra vahiy Kur'an'ı onu getiriyor. Başka bir şey getiriyor, başka bir şey getiriyor. Kur'an bize konuşma tarzını öğretiyor. En cami konuşma tarzı Kur'an tarzıdır. En güzel ilmi araştırma tarzı Kur'an'ın yöntemidir. En güzel bilgi aktarımı Kur'an'ın yöntemidir. Bak, vel cibale, hatırıma geldiği için hepiniz okuduğum şey. Vel cibale evtada ve halaknakum ezvaca errahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Hepsi acayip. Takip çok azdır, çok ince bir bağlarla devam ediyor. Ama amme gibi süreler ve diğer sürelerde hemen ama çoğunlukla kesinlikle bıçak gibi kesiliyor. Bu bizi dayatmacılıktan kurtarıyor. Sevk ediliyoruz, kapılıyoruz. Eski bir türkü varmış. Rüştü abi bazen keyiflendi, efkarlandığı zaman ondan duymuştum. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Bunu ikide bir tekrar ederdi. Belki de aynı. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Bahtım. Aynı bahtımın rüzgarına. Aynı şeyi tekrar etti. Ben de ezberledim. Tamam mı? Şimdi niçin bunu söylüyorum? Düşünceler sizi bahtınızın rüzgarına doğru götürür. Kapıldım gidiyorum. Nehrin akıntısı gibi, rüzgarın sürükleyiciliği gibi kapılıp gidersiniz. Kimse döndüremez sizi. Kur'an'ın yöntemi bu değildir. Bir daha söylüyorum. En güzel konuşma, en güzel bilgi alma ve aktarma, biriktirme yöntemi Kur'an'ın yöntemidir. Onu öveceğiz. Nedir o? Her bir ayet müstakildir. Eğer her bir ayet birbirinin müzam yani devamcısı, ekleyicisi, eki, siyah ve sibakı, başı ve sonu devam olsaydı biz o manadan çıkamazsın. Onun için her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu Ömer her yerde deme. Peki doğru var mı bilgi? Var. Niçin burada demiyorsun? Burası uygun değil abi. Nasıl tutuyorsun da seçiyorsun şunu mu içeride ha bunu mu diyeyim bunu mu söyleyeyim bunu mu göstereyim? Seçe söylüyorsun. O seçebilmek için seçici yerlerde olması lazım. Düz olmaması lazım. Farklı yazılımlar olması lazım. Onun için Kur'an'ın bir ayetin devamı diyelim ki Maide suresinin efendim Bakara suresinin başka bir ayetidir. Yani A bir yerde, H bir yerde. Bunu Kur'an kabul edin. Bu disk.
Kur'an kabul edin. Her bir harfi bir ayet. Bir Kur'an'ın bir ayeti, mesela Bakara suresinin 73. ayetinin Meryem surenin 23. ayeti tefsir ediyor. Salih'e de böyle bazı yerler. Aynen böyledir. Aynen böyledir. Birbirini açan yerler. Evet. Tamam. Zaman gibi abi, yani dağınık melekütte. Sen ayetleri toplasan o zaman asrı görürsün oradaki. Eğer toplayıp bütünlük bakabilmeyi zaten külli bakmaktır diyor. Cüz'i nazarının cüz'i şeyleri hasretmek ki cüz'i kalmayasın. Cüz'i nazarını düşünce dahi külliyat-ı kainat. Allah'ın gözü, Kur'an'ın gözüyle. Yani mesela yaprağa, budağa bakarken, yaprak, budak, çiçeğe bakarken kökteki çekirdekten bak. Bütünlük içinde bak. Mesela gelişen hadiselere kainat muhacesinden bak. Allah nazarıyla bak. Kudretin azameti altında bak. Allah canibinden kudretin azameti altından bakarsan diyor, cüz'i nazarını külli olur. Göstereyim size. Allah canibinden kudretin azameti altında bakınca cüz'i nazarın külli oluyor. Kardeşler, bilgi bir sırayla dizeriz, koyarız ama hafızanızda sıra yoktur. Mesela Mayıs 1 topraktan filizlendi. Haziran, Temmuz, Ağustos ağaç oldu. Bak sıra. Çekirdekte ve 300 sene sonraki çınar ağacının yaprağı ve ilk filizi aynı yerde değiller. Çınar ağacının ilk filiziyle Ömer. Şimdi çınar ağacının çekirdek Mayıs 1. 300 sene sonra çıkan filiz. Dışarıda 300 sene ve sıra var. Gövde olmadan, dal olmadan, ince çubuk olmadan yaprak yok değil mi? Gövde yokken yaprağı nereye koyacaksın hemen? Ama dal yokken, budak yokken en son yaprakla ilk filiz çekirdekte aynı yerde. Vahiy midir abi? Çekirdekteki hali vahiy midir? Çekirdekteki vahiydir. Dışarıdaki ayettir. Kök bir ayettir. Gövde bir ayettir. Dal bir ayettir. Zaten ve min hayatina diyor ayet. Yaprak vesaire. Dışarıda ayettir. Şeyi bilmiyorum ama sıfat ezeliden, subut-i sıfattan, Allah'ın subut-i sıfatından kelam ezeli Allah şeye nasıl indiriyor? Lef-i mahfuz'a onu bilmiyor. Şimdilik bilmiyor. Ama lef-i mahfuz'dan levalar indirirken Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a ayete dönüşüyor, dönüşüm oluyor. Yani su arıtma tesisi gibi. Oraya kadar karma geliyor, tesiste arıtılıyor. Şöyle diyeyim, vücutta şey var, böbrek var. Mesela ılık suya bal koydunuz, limon koydunuz. Çörek otunu koydunuz, zencefil koydunuz. Her sabah kahvaltıdan önce bir yarım saat önce bunu ben karıştırırım. Üçü de sudur. Bunu kim ayırıyor? Böbrek. Böbrek ayırıyor. Eski kitaptan. İşinize yararsa alırsınız. Düşüncelerinize nasıl hakim olursunuz diye anlattım. Allah da hadiselere hakim olma yöntemini ayetleri dizerek birbirinden kopuk ayetleri gibi gözükürken bunu 15. sözde şu sual var. Diyor ki Yusuf suresinden diyor Kur'an diyor bir söylüyor atlıyor diyor. Ne alakası var diyor. Oradan oraya diyor. Ne diyor orada hatırlayan var mı? 15. sözde. Hatırlayanız var mı? Soru ise Mehmet'im bir daha gideceksin. Sözlerimi getireceksin. Tamam. Ondan sonra, evet. Arka koltuğun arkasında çanta var. Çantanın içinde bir tanesinde işaret cihazı vardır. Şimdi bir mana söyleyeyim size. Diyor ki, Kur'an tarih kitabı değil. Malumat kitabı değil.
Kur'an'ın indirme gayesine göre hareket ediyor. Eğer tafsilata girse, bil ciddi odalarla Kur'an olur. Veciz-i icaz koyuyor. Arasındaki bağ insanın tahayyülüne ve tasavvuruna, dimağına havale ediyor. Zira her bir ayetin içerisinde harfin şeklinde, harfin sesinde, harfin şekline, harfin ifade sesine, harfin öncelik ve arkasına, her bir harfin ortada yazılış, sonra yazılış, önce yazılışındaki tertibe koymuş. Öyle derc etmiş. Oradan bulacaksın. Berzah insan. Yani arada atladığımız var ya, bu ayetten bu ayete atlıyor. Bu ayetten bu ayete. Atlamıyor. Bu aradaki boşluğu, ayetin içerisindeki harfin tabiatına, sıfatına, suretine, hakikatına, uslubuna ve siyak ve sibakına koymuş. Dağ gibi. Dağın ucu gözüküyor. Bazı dağlar var. Veya insanlar baraj yapınca köyler, dağlar sular altına kalıyor. Artvin'de var. Minare gözüküyor suda. Köş suyu altında kalmış. Bize ifade edilen Kur'an, barajda dışarıya kalan minare gibi, bir dağın tepesi gibi. Beni mi şartlayacağız mı? Tamam, buradayım. Burada mıydı? He. Şu taraftaydı. Tamam. Şimdi burada gören zat ne yapması lazım, ne minare getirmesi lazım? Getirmediğine göre görmemiş demektir. Tamam mı? Bak ne yaptık, başka bir fikir getirdik. Onu bloke ettim. Peki bak. Allah canibinden kudretin azameti altında 161'de arkadaşlar, 168 söylemiştim. Onun için Allah canibinden kudretin azameti altında, yaşlanınca artık sayfalar da disk gibi birbirine geçiyor galiba. 168-161. Ama yeri biliyoruz tabii. Bu sayfanın altında falan. İşte renklendirmenin bir hikmeti şudur. Şuradadır. Renkin bir şeyi bana istediğim yere ulaşmak içindir. Profesörlerin vazifesi, üniversiteden bir vazifesi öğretmek değil, doğruyu nerede bulacağınızın yerini göstermektir. Abi nerede, nereye atlıyorsun bu konuda? Biz de o metodu takip edelim. Peki 15. sözde yeri de göstereyim. Soruyu koyayım size, kafanıza takayım da araştırın. Diyor ki, şu ayetler 191. Neresinden okuyayım diye bakıyorum. Şu ayetleri okunurken şeytan dedi ki, Kur'an'ın en mühim fesahatını siz onun selasetinde ve vuzuğunda buluyorsunuz. Halbuki şu ayette nereden nereye atlıyor? Sekerattan ta kıyamete atlıyor. Nefis surdan muhasebenin hitamına intikal ediyor. Ondan, ola şeytan bunu soramaz ya. Tam fıtratımı ifade ediyor. Ondan cehenneme ithali zikrediyor. Bu acip atlamaklar. Ya ne kadar rahat söylüyor, çünkü cevabı ne kadar kesin. Bak bu acip atlamaklar içinde hangi selaset kalır, akıcılık kalır? Tak tak tak, sanki duvar bir yerden atlarken bataklıkta taştan taşa atlamak gibi kalır. Kur'an'ın eksen böyle birbirinden uzak meseleleri birleştiriyor. Böyle münasebetsiz vaziyette selaset ve fesat nerede kalır? Harika! Geldi canlandı. Bu anlattıklarından sonra burayı bir okuyun bakalım. El cevap darmadağın ediyor. En sonunda diyor ki, sana hiçbir şey diyemem diyor. Bazı ahbaklar var diyor, onu kandırıyor. Sana selam. Mahu selam. Nasıl bir kitap? Ya Kur'an'ın yöntemi. Düşüncelerime, Kur'an'ın konuşmasına uydurdum. Bugün
üzerime telefonu kapatanın tazikinden öyle kurtuldum. Şahit oldum bu manaya, sizinle paylaştım. Sonra Allah onunla bana bir şey öğretti. Kur'an'ın niçin atladığını, burada da var, ona ait de misal oldu. İnsan kadar Kur'an çıkıyor bu arada. Evet, aradaki boşluklar dolduran insanın kendi Kur'an'ıdır. Oku kitabını dendiği şey, o ikisi arasındaki kitabındır. Kendi ilhamın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmindin. Nereden nereye atlıyor? Harika Kur'an. Mükemmel vallahi. O kadar kafama yatıyor ki, inandığımdan değil ha. O yapışmış bak. Bak, öyle bir şey söyle ki hakikate yapışsın. Bak buraya yapışmadı. Buraya yapıştı. Kafanızda da yapışmıştır. Efendim abi. Bu müzakere de bu müzakere de da işte cennetin 4 tane nehir olduğunu söylüyor. He. Evet. 3 tanesi Risale-i Nur'da geçiyor, bir tanesi geçmiyor. He. Sen de hatta Mehmet'le konuşmuştuk değil mi? Sonra Mehmet'le bakarken bir tanesi hadiste batıl olarak geçiyormuş. Nasıl? Batıl olarak geçiyor hadiste. Batıl. Batıl olarak geçiyor değil mi Mehmet? Mehmet nasıl hadiste? İki tanesi batıl olarak geçiyor. İki tanesi batıl olarak geçiyor. Usta Hazretleri... Zahir ve batıl. Koymamış yani, zahire koymamış. Usta Hazretleri orada gizlemiş. O kanun niyeti Risale-i Nur'da gösterdi evet. Diye öyle düşündüm. Ya. İki tane batıl. Zahir hangisi hadiste? Söylemiyorum. Şey, zahir malum yani. Dicle Fırat. Diyan deyimle Seyhan Ceyhan batın. Batın. Yani usta ya öyle söylemişler batın ismi söylememiş fakat bazı ulemalar Seyhan Ceyhan demişler. Ta ki az söyler ki uzun olsun. Artık herkes şimdi hangi nehirdir? Dicle Fırat niçin cennete müdamla akıyor? Çıkışına, akıcılığına, sıfatına, vasfına bak öğren. Buna benzer dünyada ne var? Bütün artık dünyadaki nehirleri öğreneceksin hocam. Ve o sünnet nereye geliyor biliyor musun Hasan abi? Sünnet-i Mütale bir ağaç varmış, o ağacın altından geliyormuş. Allah Allah. Cebrail Aleyhisselam öyle söylüyor. Zeytin ağacı diyor. He? Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e öyle söylüyor. Allah. Burada bu ağaç diyor, daimi diyor, su akar diyor. Sidret-i Mütale. Evet, cennetin sonundadır. Evet, şimdi vakf hayata devam ediyorum.